Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler bu videoya sponsor olan isimlerdir. Sizler de kanalımıza katıl abonesi olarak desteklerinizi gösterebilir ve bir sonraki videoya siz de sponsor olabilirsiniz. Videonun başlığında ve resminde de gördüğünüz gibi gerçekten bu videoda öğreneceğiniz şeyler hayatınızı ciddi anlamda etkileyecek ve olumlu yönde değiştirecektir. Bazı insanlar yapay zekanın birçok insanı işsiz bırakacağı konusunda endişeleniyor. Bu tabii ki genel bir yargı değil, öznel bir yargı. Ancak şöyle de bir durum var. Bu tarz araçlar elbette bazı meslek gruplarını zor durumda bırakabilir ancak çok büyük ölçüde de birçok meslek grubuna ciddi bir araç olarak, ciddi bir yardımcı olarak bulunacaktır. Bu anlamda şimdiden bu teknolojiye adapte olmak ve genel kullanımına hakim olabilmek çok önemli. Bu videoyu bu nedenle sizler için hazırlıyorum. Öncelikle şu an browser'da görmüş olduğunuz buradaki adrese gidiyorsunuz. chat.openai.com. Buraya gittiğinizde karşınızda bir giriş, bir de kayıt ol şeklinde iki tane buton göreceksiniz. Eğer herhangi bir Google hesabınız varsa veya Microsoft hesabınız, kolaylıkla sign up diyerek buradan kayıt olabilirsiniz. Benim daha önce bir hesabım var. Oluşturulmuş olduğum hesabından şimdi giriş yapıyorum. Giriş yaptığınızda böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Hemen şu alt kısımda görmüş olduğunuz mesajlaşma kısmında istediğiniz dilde yazışabilirsiniz. Buranın İngilizce olması sizi aldatmasın. Türkçe yazarsanız Türkçe cevap alırsınız. Bu arada ChatGPT 4 de tanıtıldı. Arka planda farklı bir algoritmayla çalışıyor. Çok daha kuvvetli, çok daha güçlü. Şurada Upgrade to Plus denen yerden aylık 20 dolar ödeyerek bir üst versiyona rahatlıkla upgrade yapabilirsiniz. Elbette bu tercih ama bizim şu an yapacağımız genel işler orada da aynı şekilde yapılıyor. Sadece cevap verme hızı daha yüksek, model daha güçlü. Aslında çok avantajı var ama genel olarak bizim kullanım metodumuz diğer taraf için de geçerli olacak. O nedenle şu an upgrade yapmamıza gerek yok. Öncelikle en basic kullanımı yani Google gibi nasıl kullanabiliyoruz ChatGPT'yi ona bakalım. Mesela send message kısmına basit bir cümle yazacağım. Türkiye'nin yani bir soru, Türkiye'nin kurucusu kimdir şeklinde bir soru ile başlıyorum. Enter tuşuna bastığımda hızlı bir şekilde bana cevabı getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi cevap çok hızlı bir şekilde karşımıza çıktı ve bunun üzerine biz başka sorular daha detaylı bir şekilde de sorular yönelterek cevaplar alabiliriz. Mesela Sefiller kitabının yazarı kimdir şeklinde bir soru soruyorum. Gördüğünüz gibi Fransız yazar Victor Hugo şeklinde hatta kitabın orijinal ismi Les Miserables ismini de veriyor. Eğer ki bu çok uzun uzadıya devam ediyorsa şu altta görmüş olduğunuz stop kısmını kullanarak durdurabilirsiniz. Veya bu cevap sizi tatmin etmediyse burada yeniden cevap oluştur, regenerate response kısmına tıklayarak cevabı yeniletebilirsiniz. Yenilettiğinizde bakın şurada iki tane işaret göreceksiniz. 2/2. Şunu stop generating diyorum. Bakın burada bir önceki ve güncel cevabı da görebilirsiniz. Eğer ki vermiş olduğu cevaplar sizi hiçbir şekilde tatmin etmiyorsa şurada feedback vererek arka planda çalışan modeli eğitebilirsiniz. Zaten bu model genel bir model var. Bir de mikro model var. Yani size göre cevap veren bir model var. Burada siz beğenip beğenmediğiniz durumlara göre de yapay zeka arka planda eğitebilir ve daha güzel cevaplar almayı sağlayabilirsiniz. Mesela bir de şöyle bir soru soralım. Victor Hugo'nun diğer kitapları. Bu şimdi doğal dil işleme modeliyle oluşturulduğu için arka plandaki algoritma sizi çok net, çok hızlı bir şekilde anlıyor. Bazen size sorular sorabilir. Tam anlayamadığı durumlarda biraz daha detay isteyebilir ama büyük ölçüde sizin beklediğiniz taleplerinizi karşılayacaktır. Çok hızlı bir şekilde de cevap alacaksınız. İkinci kullanım yöntemlerimizden, diğer kullanım yöntemlerimizden biri olan bizim şu an ikinci olarak işleyeceğimiz öneri sistemine bakalım. Bakalım bize nasıl bir öneride bulunacak. Mesela şöyle bir soru sormak istiyorum. Zamanda yolculuk konulu 10 tane film önerir misin? Tıkladığım Enter'a bastığımda bakın zaten çok hızlı bir şekilde arka planda algoritmayı çalıştırıyor. Ve yani genel olarak sizin ihtiyacınıza, sorunuza cevap verecek ölçüde
bütün deseni arka planda oluşturuyor. Muazzam, inanılmaz bir şey. Dedim ki cevaptan eğer ki tatmin olmadıysanız burada Regenerate Response kısmına tıklayabilirsiniz. Ve buradan da beğenmeme tuşuna tıklayabilirsiniz. Dislike tuşuna, bu şekilde de modele itebilirsiniz. Yine başka sorular sorabilirsiniz. Bu arada bu videoda birçok özelliğinden bahsedeceğim ChatGPT'nin. Atlamadan tamamını kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. İzleyeceğiniz birçok şeyden daha fazla fayda sağlayacaktır size. Mesela iPhone 14 Pro Max mi? Samsung S23 Ultra mı? Bu soruyu soranlar vardır muhtemelen. Gördüğünüz gibi size doğrudan cevap vermek yerine mesela bu karar tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre bağlıdır. Bir de en başta da genel bir objektif yargıda da bulunuyor. Bunun gibi şeyler. Aynı zamanda böyle içerik üreterek postlar yazabilirsiniz, makaleler yazabilirsiniz. Genel olarak tartışma konuları belirleyebilirsiniz. Yani ChatGPT sizi birçok konuda besleyecektir. Bu anlamda sadece ChatGPT değil, başka programlar da var, başka yapay zeka araçları da var ama şu an en bilineni, en çok kullanılanı ChatGPT. Ve çeviri de yaptırabilirsiniz ChatGPT'ye. Mesela Almanya'dasınız, bir alışveriş yaptınız ve tax free fatura istiyorsunuz. Senaryomuz bu olsun. Şöyle bir cümle kurabilirim. Bu cümleyi Almanca'ya çevir diyorum ve iki nokta üst üste koyuyorum. Bu burada aslında genel olarak devamındaki şeyi yapacağını anlıyor. Şu iki nokta bizim için önemli bir ayraç. Diyorum ki yaptığım alışveriş, doğru yazarsam daha iyi, yaptığım alışveriş için bana tax free fatura düzenleyebilir misiniz? Enter tuşuna bastığımda bakın, Almanca bilen birisi olarak söylüyorum, çok doğru bir çeviri yaptı. Ama siz şimdi mesela Almanca bilmiyorsanız bunun nasıl telaffuz edileceğini bilemezsiniz. Bu cümle nasıl telaffuz edilir diye soralım. Bakalım cevap verecek mi? Bakın önce cümleyi yazdı. Alt tarafta da gördüğünüz gibi nasıl okunacağına dair de telaffuzunu verdi. İnanılmaz harika bir şey. Kıyaslama yaptırabilirsiniz. Herhangi iki şey arasındaki kıyas, mesela erkeklerle kadınlar arasındaki farklar nelerdir? Mesela muhtemelen bize aynen her anlamda, bakın biyolojik, psikolojik, sosyal anlamlarda farklılık arz eden durumların tamamı için bakın bir açıklama yapıyor. Ve inanılmaz hızlı yapmasının yanı sıra kullandığı terimler, kelimeler, cümlelerin yapısına dikkat ederseniz gerçekten çok çok eğitimli bir insanın kurabileceği cümleler gibi görünüyor. Bu anlamda bir blog hazırlayanlar var, ChatGPT'den faydalanan. Onlara şunu söylemeliyim. Birçok arama motoru, Google başta olmak üzere, şu an blogları tarıyor. Yapay zeka ile oluşturulduğu anlanırsa o web siteleriyle alakalı derecelendirmeleri düşürülüyor. Bilginiz olsun. En azından genel çerçeve yapay zekaya yazdırıp onun üzerine manuel işlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Başka ne yaptırabilirim? Mesela bir dağ evinde yaşayan, tavukları olan, mutlu bir yaşlı erkekle alakalı hikaye yaz diyorum. Şimdi bu cümleyle alakalı bir hikaye uyduracak. Bakın Enter'a bastığımda. Gördünüz mü? İsim bile verdi. Adamın ismini Robert koydu. Mesela bir dağ evinde yaşayan yaşlı adam. En sevdiği şey tavuklarına bakmak, ötmeleriyle uyanmak vesaire. Gördüğünüz gibi bir hikaye, bir masal da üretiyor. Mesela çocuklarınız için onlara masal buradan uydurup, öğrenip, çeşitli konular, onların ilgi duyduğu bir şeyler varsa onları kapsayacak ana başlıklardan oluşan bir cümle yazıp mükemmel bir masal, hikaye oluşturup onları anlatabilirsiniz. Belki bu şekilde hikayeler, masallar buradan uydurup kitap yazanlar dahi olacaktır. Belki de zaten vardır. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yazıyor ve oluşturdu. Örneğin bir iş başvurusu maili de hazırlatabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Bir iş, önce bir açıklama yaparsak, ne kadar detaylı, spesifik olursak aslında o kadar güzel cevap veriyor. Bir iş ilanına başvuracağım. İş şantiye şefliği diyelim. İş şantiye şefliği bana başvuru maili hazırlar mısın diye basit bir soru soruyorum.
Bakalım ne oluşturacak. Tabii size yardımcı olabilirim. Önce bakın bir de bilgi veriyor bana. Sonra aşağıda da bakın örnek verdi. Konu şantiye, yani e-postanın konusunu bile yazıyor. Sayın yetkili, iş ilanınızda yer alan işte şantiye şefine başvuracağım. İnşaat sektöründe edindiğim deneyimlerle bu pozisyonda başarılı olacağıma inanıyorum. Muazzam. Muazzam. Yani iş ilanına ne olursa olsun orada mesaj kısmında detayları belirterek ne kadar dediğim gibi spesifik olursanız o kadar güzel bir cevap alırsınız. Bu arada ben yazıların hepsini okumuyorum. Arada belki saçmaladığı bir yerler vardır ama önemli olan genel çerçeve, o saçmaladığı kısımda eğer varsa çok çok büyük değildir zaten. Manuel düzeltilebilir. Mesela bir yemek menüsü oluşturmayı deneyelim. Şöyle bir şey diyeceğim. Hafta sonu evime arkadaşlarım gelecek. Bazıları vegan ve bazıları etçil. Herkesi memnun edecek bir menü hazırla diye basit bir soru soruyorum. Enter'a bastım. Bakın hem vegan hem de etçil olarak başlangıçları bile yazıyor. Ana yemek, bakın vegan seçenek, sebzeli noodle, etçil seçenek, ızgara, tavuk şiş, salatasını yazıyor, tatlısını yazıyor. Baştan sona size bir menü oluşturuyor. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz. Mesela şöyle bir şey deneyelim bir de menü olarak. Evimde pirinç, mercimek ya da şöyle diyeyim. Daha şey olsun, Anadolu olsun. Evimde soğan, salça ve mercimek, hatta patates de yazayım. Soğan, salça, patates ve mercimek var. Bunlarla ne yemek yapabilirim? Enter'a bastım. Bekliyorum. Bu malzemelerle yapabileceğiniz enfes bir yemek diyor. Bakın mercimek çorbası. Gördüğünüz gibi aşağıda da mercimek çorbasının gerekli malzemelerini veriyor. Onun devamında da mercimekli çorbayı nasıl yapabileceğinizi aşama aşama anlatıyor. Gerçekten muazzam. Birçok insana olan aslında soru cevap anlamındaki ihtiyacı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Bu ChatGPT gibi araçları bir an evvel kullanmaya başlayıp çok hızlı bir şekilde adapte olmalısınız. Bilinen kitapların mesela özetini isteyebilirsiniz. Nutuk kitabını özetler misin diyorum. Bu arada umarım Nutuk kitabını okumuşsunuzdur. Şu an spoiler diyeceksiniz. Haberiniz olsun. Enter tuşuna bastığımda bakın kitabın hangi tarihler arasındaki neyi kapsadığı, kim tarafından yazıldığı, içeriği bakın aşağı tarafta olabildiğince detayları veriyor. Çünkü ChatGPT Nutuk'u daha önce okudu. Belki defalarca okudu. Belki özetlerini de okudu. Belki geniş yorumlu olanlarını da okudu. Dolayısıyla Nutuk hakkında tüm bilgilere sahip ve siz ona sorduğunuz zaman bildiği bütün bilgileri hızlı bir şekilde getiriyor. Bunun yanı sıra bazı metinleri de vererek, yani elinizde çok uzun bir metin varsa o metini verip bunu özetle de diyebilirsiniz. Bir de metin düzeltme özelliği var. Mesela şu an benim web sitemde bmmb.com bu kısımdaki şu metni alacağım. Bu metinde bir hata var mı bakalım? Soruyorum. Aşağıdaki metinde gramer hatası var mı? Shift ile Enter'a basıyorum aşağı geçmek için. Ctrl B ile yapıştırdım. Şimdi Enter'a bastım. Hayır, gramer hatası yok diyor. Bakın metin dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmıştır. Mükemmel. Eğer ki orada bir hata olsaydı, bir hata bulsaydı söylerdi. Mesela şöyle bir şey de yapabilirim. Aşağıdaki metni daha profesyonel hale getir. Ctrl, Shift Enter ile aşağı indim. Ctrl V ile yapıştırdım. Enter. Bakın şu an kendisi bir üste vermiş olduğum metni tamamen kendi diliyle daha profesyonel bir hale getirerek yazıyor. Bu da gerçekten inanılmaz özelliklerinden bir tanesi. Bazen özlü sözlere ihtiyacınız olur. Bazen bazı yerlerde paylaşmak istersiniz vesaire. Bununla alakalı da aslında ChatGPT'den faydalanabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey diyeceğim.
10 tane motive edici cümle yaz. Bazılarını kendi yazıyor, bazılarını internette edindiği bilgilerle buluyor. Ama genel olarak baktığınızda buradaki cümleler, başka benzerlerini görseniz bile bunları tamamen şu an kendisi oluşturuyor. Kendi öğrendiklerinden oluşturuyor ve bakın bize 10 tane cümle oluşturdu. İstediğiniz detayda sorularınızı sorup istediğiniz kadar buradan metni oluşturabilirsiniz. ChatGPT'nin bir diğer önemli özelliklerinden olan rol yapma özelliğine değineceğiz şimdi. Mesela öncelikle rol yapması gerektiğine dair bir bilgi vermem lazım. Bir kazak, bir ürün iadesi ile ilgili olarak satıcı gibi davranır mısın diye sordum. Ben bir yazılımım ve ürün satmıyorum. Dolayısıyla bakın gibi davranamam. Ancak iade işlemiyle ilgili genel bilgiler sağlayabilirim dedi. Çünkü bir sorumuzu yanlış sorduk. Şöyle diyelim. Bir satış ya da şöyle soralım. Bir mağaza çalışanı diyelim. Bir mağaza çalışanı rolü yapar mısın diyelim. Bakalım ne diyecek bize. Elbette bir mağaza çalışanı rolü yapabilirim. Bakın şimdi şu an mağaza çalışanı rolünde. Bir kazak almıştım ancak iade etmek istiyorum. Şu an o bana satıcıymış gibi cevap verecek. Anlayışınız için teşekkür ederim. İade işlemi gerçekleştirmek için vesaire vesaire diyor. İşte neden iade edeceksin? Ben de diyorum ki mesela hatta biraz gıcık edelim. Bir hafta giydim. Beğenmedim. Fişim de yok. İade etmek istiyorum. Bakalım ne diyecek? Yine anlayışınız için teşekkür ederim. Giyinmiş ürünlerin iadesi mağazamızda mümkün değildir diyor. Vesaire vesaire. Bakın yazıyor. Tam bir gerçekten mağaza çalışanı söyleyeceklerini söylüyor. Biraz sert davranalım. Asla kabul etmiyorum. Hemen iade al. Bakalım ne diyecek? Anladım, üzgünüm. Ancak öyle prosedürü maalesef işiniz olmadığı için gördüğünüz gibi ChatGPT de olsa hiçbir şekilde alttan almıyor. Güzel. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir rol yaptırabiliyoruz. Mesela iş başvurusu için kullanabilir miyiz bakalım? İş görüşmesi rolü yapar mısın diyelim bakalım ne diyecek bize? Elbette iş görüşmesi rolü yapabilirim. Hangi pozisyona başvuruyoruz? Diyorum ki mesela raporlama ve analiz uzmanlığı. Başvurmak istediğim pozisyonumu sordu, yazdım. Tamam, o zaman ben işverenin pozisyonuna oturup seninle röportaj yapabilirim. Hazır mısın diyor. Bakın muazzam, gerçekten muazzam. Sizi yönlendiriyor. Bir yapacağınız işlerle alakalı size önceden bir senaryo üzerinde çalışmanıza da yardımcı olabilir. Gerçekten harika. Bunu bir an önce vakit kaybetmeden test etmenizi tavsiye ediyorum. Ve gelelim en kritik kısma. Biz ChatGPT'ye kodla yazdırabiliyoruz yazılım kodu. Mesela bir Python kodu yazdırmak istiyorum. Python'la alakası olmayan arkadaşlar izlemeye devam edin. Birazdan Excel VBA kodu da yazdıracağım. Mesela Python'da diyorum ki bana deneme amaçlı bir Python kodu yaz diyorum. Tabii işte size basit bir Python kodu. Bakın ya, bu program kullanıcının girdiği iki sayı toplar ve sonucu ekrana yazdırır. Bakın kendisi kod yazıyor arkadaşlar. Yazılımın en yani yapay zekanın en tehlikeli noktasıdır kod yazması. Çünkü ben bunu yıllardır söylüyorum. Bir yapay zeka kod yazabildiği an, kendinden daha zeki bir yazılım oluşturabildiği an bu iş bitmiştir diye. Şu kodu kopyaladım. Visual Studio kodu açtım. Şuraya yapıştırdım. Sıradan. Yani hiçbir şey değiştirmedim. Bir F5'te run edelim. Şöyle ismi kalsın. İsmini değiştirmeye gerek yok. Bakın şurada ilk sayıyı girin şeklinde bir ifade veriyor. İlk sayıya mesela 5 yazıyorum. Enter. İkinci sayıyı girin. 15. Enter. Bakın 20 sonucunu verdi. Yani bu kod çalıştı.
Python kodu bilmeyenler için size şunu söyleyebilirim sadece özet olarak. İki tane sayıyı input olarak aldık. Sayı 1, sayı 2'yi topladı ve sonucu da ekrana bastı. Şöyle bir kod yazdıralım. Diyelim ki Python, dur hadi şöyle diyelim. Bir saat kodu yazdıralım. Dijital saat gibi çalışan bir Python kodu yaz diyorum. Bakın aşağıdaki kod bloğunda dijital saat çalışması yapabilirim. Import time, gerçi şu time import almayabilir ama bakacağız. Kodu bir kopyalıyorum şuradan. Geldim Visual Studio koduma. Şuradakileri siliyorum, yapıştırıyorum. F5'le run ediyorum. Bakın şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi bana bir saat kodu yaptı. Gerçekten mükemmel. Gerçekten inanılmaz. VBA'da bir kod yazdıralım Excel'de. Mesela şöyle bir şey diyelim. Excel'de A1 hücresindeki sayı 100'den büyük olduğunda böyle yanıp sönme efektine flashing diyoruz arkadaşlar. Spesifik olmak önemli demiştim. Excel'de A1 hücresinde sayı 100'den büyük olduğunda flashing olsun. Böyle bir kod yaz diyorum, bakalım bize nasıl bir kod verecek. Aşağıdaki VBA kodu A1 hücresindeki sayı 100'den büyük olduğunda hücrenin arka planını kırmızıya dönüştürür diyor. Bakıyorum. Worksheet change kodu atmış. Evet, gerçekten mükemmel bir kod yazdı. Bakın bu kodu nasıl kullanacağınızı da gösteriyor. Excel dosyanızı açın, developer sekmesini açın. Modülün içerisine gidin, yeni bir modül vesaire. Mükemmel. Ben şimdi kodu kopyalıyorum. Excel'in içine geliyorum. Şuradaki şu sayfa bir geliştirici sekmesi açmanıza gerek yok arkadaşlar. Sayfa 1'in üzerine sağ tık. Şuradaki şu sekme isminin üstüne sağ tık. Kod görüntüle. Açılan bu sayfaya da kodlarda hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi yapıştırdım. Bakın A1 hücresine göre çalışıyor. Şuradaki A1 bizim için önemli. Şu ekranı da biraz yakınlaştırayım. Net bir şekilde görünsün. Kod çalışacak çünkü. A1 hücresine 50 yazdım. Bir şey yok. 99 yazdım. Bir şey yok. 105 yazıp Enter'a bastım. Bakın kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Kodun içerisinde bir de döngü koymuş. Yani bu 10 defa çalışacak. 10'uncudan sonra duracak. Sizi bilgilendirecek. Gerçekten, gerçekten inanılmaz. Yapmak istediğiniz birçok şeyin kodunu buna sorabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu yazılım işi bitti. Her şeyi ben ChatGPT'ye sorarım, oradan hallederim diye bir şey yok. Öncesini bilmeniz gerekiyor, mantığını bilmeniz gerekiyor. Yani şurada bir hatayla karşılaşırsanız ya da farklı bir şey yapmanız gerekirse o kısımlara müdahale edebilecek bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bunu çok ciddi bir yardımcı araç olarak kullanabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere fikir vermiştir. Umarım hemen kullanmaya başlarsınız. Düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Bununla alakalı devam eden videoları da görmek istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Ben de sizlerden ilgi geldiğini görürsem bu konuyla alakalı detaylı paylaşımlar yapmaya devam ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.